Merhabalar. Bu videomuzda da sizlerde Word'deki görünen ismimizi, hazırlanan bir metne dönüt nasıl verebileceğimizi, yazara bilgi verecek şekilde düzenlemeleri nasıl yapacağımızı anlatacağım. İlk olarak dosya sekmesine geldiğimizde, burada seçeneklere tıkladığımızda açılan bölümde kullanıcı adı ve baş harfler yazıyor. Buraya gelip ne yazarsanız ve kısaltmaya da ne yazarsanız tamam dediğinizde onlar görünecektir. Ancak şurada bir kutucuk var. Ofiste nasıl oturum açılmış olursa olsun her zaman bu değeri kullan. Eğer siz bu kutucuğu işaretlemezseniz siz Office 365'te Word programınızda ya da kurmuş olduğunuz Office programında oturum açmış olduğunuz hesap kime aitse bakın hemen benim şu anda Word penceremin sağ üst köşesinde Barış Çukurbaşı BC diye görünüyor. O görünür. Ama bu kutucuğu işaretleyip buraya ifadeler yazdığınızda buraya yazmış olduğunuz ifade yapacağımız işlemlerde görünür. Ben şimdi Barış Çukurbaşı yazdım ve tamam dedim. Şu anda benim adım görünecek. Diyelim ki bir iş arkadaşımız ya da bir amirimiz bir böyle bir metin hazırladı ve böyle bir metni düzenlememi istedi. Kontrol etmemi istedi. Şimdi ben bu metni incelerken burada yazılan bazı şeylerle ilgili yorumlar yazabilirim. Bunları kolay yoldan nasıl yazabilirim onu göstereceğim. Şimdi sizlere. Bunları yazabilmek için eskiden açıklamaydı. Şu anda en güncel versiyonlarda yorum olarak adlandırılan bir özelliği kullanacağım. Örnek veriyorum bu tarih yanlış diyelim ki. Bu tarihte ya da bir hata var diyelim ki. Ya da bu tarihle ilgili bir düzeltme yapmak gerekiyor diyelim ki. Hemen bu tarihi seçiyorum. Burada sekmelerimizi biliyorsunuz. Bu sekmelerde böyle gezinebilirsiniz. Ne aradığınızı daha rahat bulabilirsiniz. Ben gözden geçir sekmesine geliyorum. Bakın burada yeni yorum yazıyor. Eski versiyonlarda yeni açıklama diye de geçiyordu bunun adı. Yani açıklama veya yorum. Tıklıyorum. Bakın o seçmiş olduğum yer belirginleşti. Ve Barış Çukurbaşı birkaç saniye önce diyor işte tarihi farklı bir düzende yazabiliriz mesela. Yazabilirsiniz ya da. Dönüt veriyoruz yani. Ne yaptım? İşte geldim. Şurada mesela e-posta adresinde hata var diyelim. Bir tıkladım. Bakın dipnota eklememe izin vermedi. Demek ki ben bu dipnotla ilgili bir düzenleme yapacaksam bu dipnotun olduğu yere geliyorum ve seçtim. Tamam dedim. Dipnottaki posta adresi hatalı olmuş mesela. Dönüt veriyorum. Ne yaptım? İşlem yapacağım yeri seçtim. Gözden geçirsek ve işte yeni yoruma tıkladım. Şehir hatalı. İşte nokta 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 olacaktı. Bakın hep dönüt veriyorum. Dönüt veriyorum. İşte mesela buraya gelip işte ABC ile ilgili de bir öneride bulunabilirsiniz. Bakın metni hiç değiştirmiyorum, metni hiç bozmuyorum. Açıklama yazarak karşımdaki kişiye ben bunu iletiyorum. Peki ben bunu karşımdaki kişiye gönderdim. O açtı, hemen bunları görüyor. Bunları gördüğü zaman ne yapacak? Bir, benim buradaki işlemleri alıp buradaki düzeltmeleri yapabilir. Daha sonra bu sağ taraftaki bir kutucuğa sağ tıklayıp, bakın yorumu çöz diyebilir. Ne olur? Eğer bana tekrar geri gönderecekse ben bunu açtığımda buna baktığımda demek ki evet. Bu sorunu çözmüş, onaylamış anlamını alırım. Ama bana geri göndermeyecekse bunu sağ tıklayıp sil diyerek de silebiliriz. Ya da bana bu yazdığım şeyle ilgili bir dönüt verecekse diyelim ki sağ tıklayıp yine yoruma sağ tıklayıp yorumu yanıtla deyip tabii burada artık yanıtlayan kişinin adı soyadı görünecek, benim görünmeyecek. İşte tarih formatı böyle uygun deyip bana dönüt verebilir. Ya da direkt sağ tıklayıp açıklamayı silebilir ya da açıklamayı çözebilir. Bakın gördüğünüz gibi. İsterseniz bu gözden geçir sekmesinde yer alan açıklamalar bölümündeki önceki sonraki butonlarına tıklayarak açıklamalar üzerinde gezinebilirsiniz. İsterseniz buradan da açıklamayı silebilirsiniz ya da tüm açıklamaları sil deyip tüm açıklamaları silebilirsiniz. Bir başka türlü ne yapabiliriz? Bir başka türlü de biz metin üzerinde doğrudan düzeltme yapabiliriz. Bu yaptığımız düzenlemeleri
karşıdaki kişinin göreceği bir şekilde ayarlama yapabiliriz. Bu yapacağımız ayarlamanın adı da değişiklikleri izle olarak adlandırılıyor. Yine gözden geçir sekmesinde değişiklikleri izle kutucuğuna tıkladığımız zaman bakın orası basılı hale geldi. Yani şu anda değişiklikleri izliyor. Ben bunu kapatmak istiyorsam tekrar gelip buna basıp bunu kapatmam gerekiyor. Bunu kapatmadığım sürece yaptığım her şeyi kaydedecek karşıdaki kişinin yani diğer okuyucunun, diğer düzenleyicinin görebilmesi için. Peki neleri kaydedecek? Metin üzerindeki ya da belgemdeki tüm biçimsel değişiklikleri yani yazı tipinin değişikliği, yazı renginin değişikliği, paragraf arasındaki boşlukların değişikliği gibi tüm biçimsel değişiklikleri kaydedecek. Ayrıca benim eklediğim her şeyi kaydedecek, yazdığım, eklediğim her şeyi kaydedecek. Ayrıca benim sildiğim her şeyi kaydedecek. Yani özetle metin üzerinde biçimsel ve ifade ya da yazım ekleme çıkartma gibi özelliklerin hepsini kaydedecek. Değişiklikleri izleye tıkladım. Mesela geldim bu resmi burada istemiyorum sildim. Bakın ne yaptı? Resmin üzerine bir çizik attı buraya bir şey koydu işaret koydu. Bu yazıyı da siliyorum. Sildim. Bakın sildiğimi bana gösteriyor. Sonra geldim. Şu burada e-posta hatası vardı ya. Hemen bunu düzeltelim. Bakın yazdım. Yazdığımı nasıl gösterdi? Böyle yaptı. İşte sonra geldim. Şuradaki şehirleri kalın yapmak istiyorum. Geldim. Bakın şimdi giriş sekmesinden kalın yapalım. Bakın tık. Hemen yan tarafa düzenlendi. Kalın yapıldı diyor. İşte mesela şuradaki madde işaretlerini harf değil de sayı yapalım. Bakın. Hemen. Hatta bunları böyle biraz içeri alalım. Bir şey dışarı alalım. Bakın hep içeri dışarı aldıklarımda bir şey yapmadı. Sadece buradaki açıklamalar değişti bakın. Sekme başlangıcı 1.77 santimetreyken böyle yapınca sekme başlangıcı 3.04 oldu. Ben bunları böyle geldim. İşte ekleme yapıyorum bakın. Ekledim. İşte şurada diyelim ki hata var. Şunları sildim. Şurayı da silelim. Ondan sonra işte hatta buraya böyle açıklama ekleyelim. Yeniden topla diyelim. Yeniden toplasın. Ondan sonra işte Appendix B işte şurada diyelim ki buna da gerek yok diyelim silelim. Diyelim ki böyle bir düzenleme yaptık. Hatta şurada ek başlıkları da şöyle kırmızı renkli yapalım. Bakın hemen bunu da kırmızı renkli yapalım. Kırmızı yaptık. Diyelim ki bakın bütün düzenlemeleri yaptım. Gördüğünüz gibi hep sağ taraflarda da bunlar belirginleşmiş oldu. Sildiğimin de üzeri çizik. Ben şimdi bunu gözden geçirip kapatıyorum. Kapattım. Ben istersem bu bölümde bakın tüm işaretlemeler yazan bu açılır kutucuk var. Burada işaretleme yok deyip düzenleme yaptıktan sonra metnimin nasıl olduğunu görebilirim. Nasıl olduğunu görüp ona göre hareket edebilirim. Bakın bakıyorum tamam dedim oldu düzenleme. Buradan istersen tekrar tüm işaretlemeler derim ve yaptığım değişiklikleri görebilirim. Ben diyelim ki bu metni gönderdim karşımdaki kişiye, inceleyecek olan kişiye gönderdim. Bu kişi geldi bu metni açtı, baktı burada resim silinmiş. Buna sağ tıklayıp bakın bir işlem yapamaz. Ama şuradaki noktaya doğru bir şekilde tutturursanız çizgiye hemen bakın silme işlemini kabul et, silme işlemini reddet seçeneği çıkar. Eğer silme işlemini kabul edeceksek yani evet silinsin diyorsam buna tıkladım. Bakın silindi. Gitti. Şurada bir kutucuk daha var. Bakın resim 2 varmış. Buna da sağ tıklıyorum. Tıklamama izin vermedi. Şöyle yapalım. Saat bakın yazıya sağ tıklıyorum bu sefer de. Silme işlemini kabul et diyorum ve sildim. Şunu böyle yeni sayfaya başlatalım şöyle. Tabii bunu böyle yapmak yerine hemen onu da öğrendiğimiz şeyleri uygulayalım. Ekleden sayfa sonu diyelim. Yeni sayfaya geçsin. Gelelim bakın buraya bilgimi eklemiş. Buna sağ tıkladım. Bakın Türkçe kelime olmadığı için burada bana dil bilgisi ayarını getirdi. Şimdi böyle dil bilgisi ayarı sizin de karşınıza çıkabilir. Böyle durumlarda burada bu kelimeyi düzeltmeden o değişiklikleri kabul etme ya da reddetme imkanınız yok. Bunu kelimeyi düzeltmeden yapmak istiyorsanız seçersiniz. Seçtim. Gözden geçir sekmesine gelirseniz bakın burada kabul et seçeneği var. Kabul et'e tıklarsınız ve o işlem kabul olur. Ve hatta bir sonraki işlem otomatik olarak gelir. Ben istersen burada kabul edebilirim ya da şuradaki küçük simgeye tıklayarak reddedebilirim. Bakın hem reddet var hem kabul et var. Şimdi bakıyorum değişikliği kabul edeceğim. Bunu da kabul edeceğim. Yukarıdan yapıyorum daha kolay olsun diye. Ben bunu istemiyorum. Reddediyorum. O harf olsun istiyorum tekrardan. Bakın sildim. Kaldırdım. Ne oldu? Bakın harf olarak kaldı. Bir sonrakine geçelim. Şimdi kırmızı beğenmedim. Kırmızı olmasın.
Bakın buradaki bütün kırmızıları kaldırdım. Evet, bu hesaplamayı yeniden yapacağım. Kabul ettim. Bunu da kabul ediyorum. Oradaki hatam varmış. Bunu da çözdüm. Yani topladım diyelim ki, değer yazdım diyelim ki. Sonra buraya geldik. Bunları bakın istersen yine buradan sağa tıklayıp kabul et diyebilirim. Ya da yukarıdan kabul et'e tıklayabilirim. Kabul et'e tıkladım. İndeksi siliyoruz. Evet tamam, o da silsin dedim. Ve bütün her şeyi tamamlamış oldum. Bir tek şu yorumum kaldı. Ben eğer tekrar bunu karşımdaki kişiye göndereceksem bu dursun, ama göndermeyeceksem burada sağa tıklayıp buna sil dediğiniz zaman bunu silmiş olursunuz. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.